Sevgili öğrencilerim, tekrardan merhabalar. 5. üniteye geçiyoruz. 5. ünitenin ilk konusunu işleyeceğiz bugün. Kur'an-ı Kerim ve özellikle bizim 5. ünitemiz arkadaşlar. 1. konumuz İslam dininin temel kaynakları. Biliyorsunuz dinin korunma ilkesini de söylemiştik. Dini doğru anlayabilmek için temel kaynaklarından ilerlememiz lazım. Ve 2 tane temel kaynağımız var. 1. Kur'an-ı Kerim, 2. sünnet. Bunları açıklamalarını, özelliklerini yazacağız. Ama 1. konumuz Kur'an-ı Kerim. Evet arkadaşlar, Kur'an-ı Kerim dediğimiz son ilahi kitaptır. Allah tarafından o vahyin son halkasıdır. Kelime anlamı ise arkadaşlar toplamak, bir araya getirmek, okumak, çok okunan anlamına gelir arkadaşlar baktığımızda. Dini terim anlamını şöyle ifade edebiliriz kısaca. Hazreti Muhammed'e vahiy yoluyla gelen, mushaflarda yazılı olan, değiştirilmeden önemli, nesilden nesile nakledilen, okunması ve yaşanması ile ibadet edilen, Fatiha suresiyle başlayıp Nas suresiyle sona eren Allah'ın mucize kelamıdır diye kısaca özetleyebiliriz, tanımını yapabiliriz arkadaşlar. Devam ettiğim zaman 114 süredir toplamda Kur'an-ı Kerim 114 süredir. Burada aslında cüzü de söyleyebiliriz. 30 cüzden oluşmaktadır arkadaşlar. Cüz dediğimiz şey de 20 sayfa demektir. Onu da şuraya hemen ekleyelim arkadaşlar. Şöyle yazayım. 30 cüzden oluşur. Cüz 20 sayfaya denk gelir arkadaşlar. Tamam. Cüz 20 sayfaya denk gelir. Ayet sayısı ne kadardır? Toplamda 6236 ayettir arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim genel anlamıyla bazı temel konular üzerinde durur. Bunlar inanç, ibadet, ahlak, kıssalar, muamelat bunun temel konularıdır. İnanç dediğimiz nedir arkadaşlar? Amentü yani imanın şartlarında da öğrendiğimiz Allah'a iman, peygamberlere iman, meleklere iman, kitaplara iman, ahiret gününe iman ve kader kazaya iman şeklinde bunun nitelikleri ne olduğu tam olarak Kur'an-ı Kerim'de izah edelim. Kur'an-ı Kerim bir diğer temel konusu ibadettir. Yani Allah'ın bize verdiği nimetler karşısında şükrümüzü ifade etmenin yolu da olan ibadet arkadaşlar namaz, oruç, hac, zekat gibi kurban gibi ibadetlerdir. Burada bazı ayrımlar var. Mal ile yapılan, beden ile yapılan, hem mal hem beden ile yapılan. Mesela mal ile yapılanlar zekat, kurban. Hem mal hem beden ile yapılanlar hac. Sadece beden ile yapılan oruç ve namaz diye özetleyebiliriz arkadaşlar. Evet, üçüncüsü ahlak ilkesi. Bu da arkadaşlar bizim davranışlarımızda gösterdiğimiz nezaket, doğruluk, merhamet gibi insanlar arasında göstermemiz gereken değerler, ahlak konusuyla ilgili anlatılan bir diğer temel konudur. Kıssalar. Kıssa dediğimiz arkadaşlar hikaye de diyebiliriz ama bu Kur'an-ı Kerim'de geçen ve onlardan ders çıkarmamız gereken durumlardır kıssalar. Örneğin bazı peygamberlerin hikayeleri anlatılır. Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın, Hazreti Yusuf'un herkese. Bunlar kıssalardır. Yine bazı topluluklar, İsrailoğulları, işte gibi çeşitli bazı kavimler, Medyen halkı gibi kavimlerin başından geçen olaylar anlatılır. Kıssalar kısmına girer. Bir diğeri muamelat, yani insanlar arası ilişkilerle ilgili olan, nelere dikkat edilmesiyle ilgili olan kısımdır arkadaşlar. Tabii ki baktığımızda her gönderilen kitabın da gönderildiği yöre itibariyle mesela Araplara gönderildiği için dili Arapçadır arkadaşlar. Evet, hem Mekke hem Medine dönemidir. Yani hicretten önce inen ayetler Mekke dönemidir. Burada şöyle bir ayrım var. Daha çok iman ve ahlak üzerinde bahsedilir. Medine döneminde daha çok şehirleşme, şehir devleti tarzında olduğu için Medine döneminde inen ayetlerin konusu da daha çok arkadaşlar
hukuki, toplumsal yasaların olduğu, ibadetlerin artık farz kılındığı, helal, haram gibi kavramların açıkça ifade edildiği ayetlerdir. Peyderpey dediğimiz şey arkadaşlar, yani Kur'an-ı Kerim'in ayetleri birden inmemiş, peyderpey ardı ardına toplamda 23 yılda indirilmiştir. Yani ne demek oluyor bu arkadaşlar? Öncelikle Hazreti Muhammed'e indiriliyor bu. Hazreti Muhammed ezberliyor, yanındaki sahabelerini ezberletiyor. Daha sonrasında bu ezberler, yani hafızlar ortaya çıkıyor. Hafızların da derlemeleriyle Kur'an-ı Kerim günümüzdeki şeklini, mushaf şeklini alıyor arkadaşlar. Peki Kur'an-ı Kerim diğer bazı isimleri. Bunlar ne demek? Yani Kur'an'ın içerisinde geçen mesela El Furkan diye geçer. Yani bu kitap doğru ile yanlışı birbirinden ayırt eder. Evet, Furkan, hak ile batılı, doğru ile yanlışı, iyi ile kötüyü ayıran kitap demektir. İkincisi El Hadi. Hadi hidayet veren anlamındadır. Hidayet doğru yolu gösteren şeklinde arkadaşlar izah edilebilir. El Nur gene ışık anlamına geliyor. Aydınlatan demektir arkadaşlar. El Şifa kavramı, Kur'an-ı Kerim için kullanılan bir diğer kavram, kalpleri iyileştiren, kalplere nüfuz eden anlamında kullanılır. El Zikir kavramı gene arkadaşlar, zikretmek, anmak anlamındadır. Düşündüren, hatırlatan gibi anlamlar var. Evet, ilk konumuz arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'di. İkinci konumuz sünnet olacaktır. Burada videoyu tamamlıyoruz. Fatih Hocama da teşekkürlerimi iletiyorum. Hoşça kalın arkadaşlar.